Bu kanalda animelerden çok sık bahsetmem ama hazır film yeni çıkmışken Suzume'den birazcık bahsetmek istiyorum. Suzume yani tam ismiyle Suzume o Tojimari filmi bir Makoto Shinkai filmi. Makoto Shinkai kim diyenler için ise kendisi anime izleyen hemen herkesin bildiği Your Name isimli filmin yönetmeni. Makoto Shinkai'nin yönetmenliğini yaptığı hemen her film belirli bir seviyenin üzerinde oluyor. Gerek animasyon kalitesi, gerek hikaye anlatımı, gerek muhteşem ötesi müzikleriyle bir şekilde büyük bir seyirci kitlesini tatmin edebiliyor bu filmler. Genellikle 4 yıl arayla çıkarılan bu filmlerin en bilineni olan Your Name çoğu anime izleyicisinin favori filmlerinden de biri. Böyle bir filmin yapı başka bir film yapınca da insan ister istemez bir beklentiye giriyor. Ben de o beklentiye giren kişilerden biriydim ki ben zaten Your Name'den sonra çıkan ve yine Makoto Shinkai'nin yönetmenliğini yaptığı Tenkinoku filmini de çok sevmiştim. Hatta en sevdiğim Makoto Shinkai filmi bile diyebilirim. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Yani anlayacağınız benim Suzume filminden beklentim bu sefer de beklentilerimi karşılayacak hatta çok daha iyi bir şekilde karşıma çıkacak yeni bir film olmasıydı. Yani sonuçta Your Name'den sonra çıkan Tenkinoku filmini de bir o kadar sevmiştim ben. Belki bu sefer Suzume'yi daha da çok sevebilirdim. Ve şimdi bugün itibariyle Suzume'yi de izlemiş biri olarak izlediğim en kötü Makoto Shinkai filmi olduğunu da söyleyebilirim sanırım. İlk defa bir anime filmini sinemada izleyeceğimden normalden daha iyi değerlendiririm diye düşünüyordum ama pek öyle olmadı. Suzume gerek animasyon kalitesiyle gerekse karakterleri kendine bağlayabilmesi açısından diğer filmlere göre çok daha zayıf. Bunun birçok sebebi var. Mesela ana karakterlerden birinin filmin %80'inde tabure formunda olması. Bildiğimiz tabure, çocuk taburesi. Hikaye bir lanet sonrası tabureye dönüşen bir erkek ve onu geri dönüştürmeye çalışan genç bir kızın yine her Makoto Shinkai filminde olduğu gibi bir doğal felaketi engellemeye çalışma macerasını anlatıyor. Ana karakterin sandalye olmasını geçersek benim filmi sevmeme sebeplerimden bir diğeri de sanırım bu yönetmenin her filminin aynı formüle sahip olması. Son çıkan üç filmi baştan sona gözden geçirirseniz fark edeceksinizdir. Hepsinde belirli bir doğal afetin etkilerini insani çabalarla ve biraz da doğaüstü güçlerin yardımıyla engellemeye çalışan bir erkek ve bir kadının romantik macerası anlatılıyor. Bu formülü çözdüğünüz zaman da film çok da ilgi çekici hale gelmemeye başlıyor. Aynı Tenkinoko ve Your Name'de olduğu gibi birbirlerini tanımayan rastgele iki insan yine rastgele bir şekilde karşılaşıyorlar. Sonra bir şekilde evrende yaşanan olaylar bu ikisini bir araya getirerek bir maceraya sürüklüyor. Macera sırasında ikisi birbirlerine olan duygularını fark ediyor. İkisinden birinin başına trajik bir olay geliyor. Bütün izleyiciler gözyaşlarına boğuluyor falan. Ondan sonra diğer ana karakter diyor ki işte ben seni şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Seni yaşadığım bu olayla baş başa bırakmayacağım. Bunu birlikte atlatacağım ne olursa olsun yanındayım falan diyor. Sonucunda bir şeyler oluyor ve filmde neredeyse hiçbir romantik olay yaşanmadan film bitiyor. Temelde aslında değişen hiçbir şey yok. Your Name'de de bir doğal afet vardı, romantik ilişki vardı, trajik olay vardı. Tenkinoko filminde de doğal afet vardı, romantik duygular, trajik olaylar vardı. Ve aynı şekilde Suzume'de de bunlar var. Bu seferki doğal felaket deprem, ana karakterlerimiz Suzume isimli genç bir kız ve Soğuta isimli bir oğlan, daha doğrusu bir tabure Spoiler vermeden anlatmak gerekirse bir takım doğaüstü olaylar bu ikisini buluşturuyor ve bir maceraya sürüklüyor. Ve yine bak en sinir olduğum şeylerden bir tanesi aralarında hiçbir şey olmadan film bitiyor. Your Name'de isimlerini hatırlamıyorlardı hadi eyvallah. Tenki daha bir yakında ana karakterler ki ben bu filmi bu yüzden daha çok sevmiştim. E Suzume'de niye öyle değildi? Yani ben her filmde bunu yaşamak zorunda mıyım ya? Her filmde diyorum ki tamam bunların arasında romantik bir şeyler yaşanacak. Aha yaşandı aha yaşanacak en fazla el tutuşuyorlar ve film bitiyor. Abi şu karakter karakterlere en azından bir öpüştür gözünü seveyim. Biliyorsun izleyicilerin o sahneyi istediğini. Neden vermiyorsun bize onu? Biz arkadaşça bir kucaklaşmadan başka bir şey göremeyecek miyiz bu filmlerde ya? Madem filme romantizm etiketi koyuyorsun, versene istediğimizi. Evlensinler, çocukları olsun. After credit'te iki tane ana karaktere benzeyen çocuk göstersen zaten biz tatmin olacağız. Ne gerek var izleyicinin hevesini kursağında bırakmana? Abi ben anlamıyorum ya. Ana karakter zaten tabure. Yani insani bir ilişki yok ortada. Zaten karakterle en ufak bir bağ kuramıyoruz. Bari İnsan olduğu sahnelerde karakterlerin ilişkisini daha fazla görseydik. Bütün önemli olaylar ana karakter sandalyeyken olduğu için ve film geçmişte yaşanmış olayları çok ufak flashback'lerle ya da seslerle anlatmaya çalıştığı için o karakterlere karşı hiçbir sempati besleyemiyorsun. Normalde de Makoto ana karakterlerini sevmem ve yan karakterler daha çok hoşuma gider ama ilk defa şu filmde bir kedinin ana karakter olmasını daha çok tercih ederdim. Ya şu beyaz kedi yemin ediyorum filmdeki iki dandik aşıktan çok daha sevimli ve ilgi çekici. Zaten şu sıralar kediler inanılmaz ilgi çekiyorken ana karakteri sandalyeye dönüştürmek yerine kediye falan dönüştürseydim büyük ihtimalle daha iyi olacaktı film için. Ha zaten her ne kadar sandalye olsa da kadının ona evcil hayvanmış gibi davrandığından ve hareketleri de fiziksel olarak evcil hayvanlara benzediğinden hiç sırıtmazdı. Ya da niye kediye dönüştürüyorsun ki taş gibi insan modeliniz var elinizde neden filmin sadece %20'sinde kullanıyorsunuz onu? Hani bunun tek bir mantıklı açıklaması var o da yönetmenin sandalyelere karşı bir zaafı falan olması. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Sandalyeyle bir alıp veremediğim mi var cidden anlamış değilim. Her neyse bu konuyu da bir kenara bırakırsak geriye animasyon kalitesi kalıyor. Her geçen gün animasyon kalitesi açısından daha muhteşem görüntüler görüyoruz. Hatta öyle ki Instagram'da bile artık karşımıza çıkmaya başladı bunlar. Dolayısıyla animasyon konusunda da beklentilerimiz artmış durumda. Farklı stüdyolara kaymadan anlatmak gerekirse yine Makoto Shinkai'nin filmlerinden olan Garden of Words ya da Hoshino Koe'nin animasyonları daha eski ve bana kalırsa daha az etkileyiciyken 2019'da çıkmış olan Tenkinoko'nun animasyonları resmen ağzıma açık bırakmıştı. Tenkinoko sel ve fırtına felaketini konu aldığından orada su damlacıklarının bile yansımalarını çizmişlerdi. Your Name'de de aynı şekilde gökyüzü ile alakalı olduğundan yıldızların ışığı ve renk paletine çok özen gösterilmişti. Ama ben Suzume'de o özeni göremedim. Hatta bazı sahnelerde direkt önceki filmlerden arka planlar kullandıklarına eminim o derece. Bunun sebebinin bu üç filmin aynı evrende geçmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama yine de arka plan birebir aynı olunca çok monoton hissettirdi. Peki tamam aynı evren, aynı yerler, aynı şehirler ve aynı Japonya'da geçiyor olabilir hikaye ama aynı köyde de yaşamayı versinler bari yani bundan sonraki her filmde de aynı yerin farklı zamandaki halini mi göreceğiz? Bir süre sonra insanlar gerçekten farklılık aramaya başlıyorlar. Bu animasyonlarda da böyle, hikaye anlatımında da böyle. Ama şu konuda hakkını vermek lazım, CGI ile yapılmış en iyi filmlerden biri Suzume. Biliyorsunuz Berserk animesindeki CGI rezaletinden sonra insanlar animeden nefret etmeye başladı. Bu yüzden de CGI'ya karşı bir ön yargı oluştu ama Suzume'de neredeyse mükemmel kullanılmış olduğunu düşünüyorum ben bunun. Hatta filmin belirli bir yerine kadar CGI olduğunu anlayamadım bile o görselliğin. Yani o açıdan oldukça yeterliydi ama dediğim gibi benim beklentim daha yüksekti. Normal animasyon kalitesine göre yine harika sayılabilir görseller vardı ama benim bu filmden beklentim bu değildi. Neyse bir sonraki filme artık 3 yıl bekleyeceğiz. Artık belki orada beklentilerimi karşılayacak bir şeyler çıkar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Her ne kadar ben video boyu bu filmi gömmüş olsam da kötü bir film olduğunu söyleyemem. Genel anime kalitesine bakacak olursak film harika ama Makoto Shinkai kalitesinde bakarsak film gerçekten çok kötü. Your Name ve Tenki no Ko ile karşılaştırdığımızda en kötüsü buydu bence. Ama bütün animelerle karşılaştıracak olursak tabii ki yine elimizde ortalama üstü bir film var. Benim beklentim ortalama üstü bir film olması değildi. İzlediğim en iyi filmlerden bir olmasıydı. Fazla beklentiye girmişim demek ki. Sonu hüsran dolu oldu benim için. Ha bu filme gitmenizi tavsiye eder miyim diye sorarsanız da ancak bir kahve parasından daha fazlasını vermeyecekseniz gidin derim. Ve bugünlük benden bu kadar efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.